yapıyor? İşte köpekçik. Aynen böyle oldu dediğim gibi. Çok iyi yapmışsın. Ben de öyle düşünüyorum. Senin bu tüyleri ne kadar güzelmiş be. Cadı. Biliyor musun Çilek Peri? Bu sefer dersime çok iyi çalıştım. Değil seni benim elimden Peri Ayşe. Kimse alamayacak mı? Gel bakalım. Ay bırak. Bıktım senden be. Bu yapacağım bir kimse bozamayacak. Giriyoruz. Sen öyle san. Benimsin. Dur ama daha seninle işim bitmedi. Bunlar parmaklıklar ama sihirli. Hiç kimse bu parmaklıkları aşıp seni oradan kurtaramayacak. Bütün gücün benim olacak. Ben öyle san. Peri Ayşe beni kurtarır. Gelsin de görelim. Fıf. Ben şimdi Peri Ayşe'ye ne diyeceğim? Fıf. Evet, işte geldim. Karabaş, Çilek Peri nerede? Kim bilir gene nereye gitti ya. Peri Ayşe, çok üzgünüm. Sana kötü bir haberim var. Cadı Çilek Peri'yi az önce aldı gitti. Ne? Cadı mı aldı gitti? Ah, olamaz. Ben de Çilek Peri oyun yapıyor. Kendisi bir yerlere gitti sandım. Ah, hemen Küre'ye sormalıyım. Küre, göster bana. Ne oldu? Bunlar parmaklıklar ama sihirli. Hiç kimse bu parmaklıkları aşıp seni oradan kurtaramayacak. Olamaz. Sihirli parmaklıklar ardına hapsetmiş onu. Bu çok güçlü bir büyü. Çok çalışmış olmalı. Ah, Cadı. Peri Ayşe. Bu sihir gerçekten çok mu güçlü? Bir de kitaba baksan, büyü kitabına, belki orada bir çözüm bulabilirsin. Evet Karabaş, çok güçlü bir büyü. Üzerinde haftalarca, aylarca çalışılması gerekir. Haklısın, bir büyü kitabına bakayım. Evet, sihirli parmaklık büyüsü. Sihirli parmaklık büyüsü nerede? İşte orada. İşte burada. Sihirli parmaklıklar büyüsü. Çok güçlü bir büyü olmakla beraber gerçekten isteyen, kararlı ve azimli kişilerin yapabildiği bir büyüdür. Cadı, Çilek Peri kaçırmayı o kadar aklına koymuş ki büyüyü yapmayı başarmış. Bozulması dışarıdan müdahale ile imkansız olup ancak içerisine hapsedilen kişinin bozabileceği bir büyüdür. Olamaz. Çilek Peri oradan kendisi kurtulması gerekiyor. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Sana öyle şeyler yapacağım ki bütün o süper güçlerini alacağım. Bir kere korkusuzsun. Diğer bir özelliğin hayvanlarla konuşabiliyorsun. Doğaya hükmedebiliyorsun. Ve sevimlilik bu en güçlü özelliğin. Bunun hepsini aldıktan sonra beni dünyaya hükmedeceğim. Tatlışım, bekle de gör. Bütün güçlerini emcik alacağım. Ben galiba biraz korkmaya başladım. Kork tatlım, kork. Nerede? Bebek perilerin özellikleri ve güçleri nerede? Heh, buldum. Limon peri, elma peri. Çilek peri. Evet, çok güçlüdür. Evet, gücünü çileklerden alır. Bir büyüden kurtulabilmesi için öncelikle, evet. Buldum. Yapmam gerekeni buldum. Karabaş, şimdi ne yapıyorum? Çilek peri, çileklerden güç oluyor. Bütün çilek meyvelerini çok lezzetli hale getireceğim. Etrafa çilek kokuları saçacağım. Ve çilek periyle iletişim haline geçip o da hapsolduğu yerden kurtulacak. Evet, dünyanın en lezzetli çilekleri gelsin.
lezzetlendirmek için, kokularını etrafa saçmak için. Karabaş, bu görev sana düşüyor. Bu çilekleri Çilek Peri'ye ulaştırman gerek. Ben gidemem. Eğer gidersem Çilek Peri'ye zarar gelebilir. Cadı rahat durmayacaktır. Sen merak etme Peri. Ben bu işi halledeceğim. Karabaş, ne işin var burada? Beni Peri Ağaç'a gönderdi. Bu çilekleri sana ulaştırmam gerek. Bunlar büyülü. Bunları alırsan güçleneceksin. Tamam, veremem. Sessiz ol, tamam mı? Cadı beni bu görmemeli. Bu büyüyü ancak sen bozabilirsin. O parmaklıklar ardından sen kurtulabilirsin. Hadi şu çilekleri al. İşte bu. Yaşasın, kurtuldum. Ben Çilek Peri'yim. Çok güçlüyüm. Cadı. Bye bye. Neler oluyor? Çok önemli bir sihir üzerinde çalışıyorum. Çilek Peri gitmiş. Parmaklıklar yıkılmış. Bu çilek nereden belli? Yine mi ya? Yine mi? Gidip başka bir sihir bulacağım. Acaba kurtulabildi mi Karabaş, ne dersin? Umarım kurtulmuştur Peri Ayşe. Çok merak ediyorum, nerede kaldı? Ya başaramadıysa? Bu da ne? Bir çilek. Acaba cadıya yakalandı. O mu gönderiyor? Ya da... Çilek Peri! Geldi Peri Ayşe. Kurtulmuşsun. Bu çilek sayesinde. Evet, bu çilek sayesinde kurtulmuşsun.